Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz gençler yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Bugünkü dersimizde mantarlar alemi konumuz olacak. Hayvanlar alemi sonuncu alemimizdi biliyorsunuz. Hayvanlar alemini de kendi içerisinde omurga hayvanlar ve omurgalı hayvanlar olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Hayvanlar alemi büyük bir konu olduğu için omurgalı hayvanlar bir sonraki dersimizin konusu olacak gençler. Hiçbir alem içerisinde yer almayan canlılara da cansız lara da benzer özellikleri olan virüsleri de bir sonraki dersimizin sonunda anlatmış olacağım. Bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman canlılar dünyası ünitesinden omurgasız hayvanların sonuna kadar gelmiş olmanız gerekiyor gençler. Yani sayfa 137'ye kadar 9 dinamo'dan çözmediğiniz herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Bu son alemler bir tık daha önemli alemler. Üniversite sınavında mantarlar ve hayvanlar aleminden sorular biraz daha daha sık karşımıza çıkıyor. Hazırsanız yaslanın arkanıza başlıyoruz. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde tabii ki mantarlar aleminde yer alan canlıların özelliklerinden bahsedeceğiz. Bu canlıların sahip olduğu davranışlar nelerdir bunları anlatacağız. Hayvanlar aleminin genel özelliklerini ve omurgası hayvanları da bugünkü dersimizde görmüş olacağız. Kullanım alanlarına ve faydalarına bakacak olursak sadece bugünkü dersimiz için değil canlılar dünyası ünitesi için konuşacak olursak tabii ki çevremizi, doğayı, yaşadığımız canlıları bir arada yaşadığımız canlıları daha iyi anlamamızı sağlamış oluyor. Ödevi en başta ben söylemiştim zaten gençler sayfa olarak vermiştim. Demiştim. O yüzden bu kısmı geçiyorum. Mantarlar alemiyle başlıyoruz. Canlıları hücresel yapısına göre ikiye ayırdık. Dedik ki bir prokaryotlarımız var, bir ökaryotlarımız var. Bakteri ve arkeler alemindeki canlılar prokaryottu. Protista alemi, bitkiler alemi, mantarlar alemi ve hayvanlar alemindeki canlılar ökaryottu. Mantarlar ökaryot olduğuna göre bunların gayet çekirdekleri ve zarlı organelleri bulunacak gençler sadece şunun altını çize çize söylemek istiyorum. Mantarlar alemindeki canlılara baktığımız zaman mantarlar aleminde tek hücreli mantarlar olabildiği gibi aynı zamanda çok hücreli mantar türleri de yer alıyor. Mesela maya mantarlarını düşündüğümüz zaman tek hücreli mantarları örnek oluyor. Ama pizzalarda yediğimiz yemeklerde yediğimiz şapkalı mantarlar ise çok hücreli mantarlara örnektir. Yıldız, 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 ma Mantarların tamamı heterotrof beslenir. Yani besinini doğadan hazır olarak alıyor bu canlılar. Kendi besinini kendi üreten bir mantar tanıdığımız yok. Bunların toprakta sabit bir şekilde olmaları kendi besinlerini kendileri ürettiği anlamına gelmez. Mantarların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir. Depo karbonhidratlardan da bahsedecek olursak mantarlar alemindeki canlıların depo karbonhidratı aynı bakterilerin gibi aynı hayvanların gibi glikojendir. Yani mantarların da depo karbonhidratı glikojen oluyor gençler. Mantarlara baktığımız zaman ökaryotlar dedik ya bunların tabii ki çekirdeği bulunacak. Bazı mantarlarda birden fazla çekirdek de söz konusu olabiliyor. Yine önemli bir kısma geliyorum. Mantarların hücre zarının dışında hücre duvarı, hücre çeperleri de var. Mantarların hücre duvarı kitinden yapılmış durumda gençler. Kitinde bir karbonhidrattı unutmayın. Genellikle tabii ki bunlar nemli yerlerde yaşamlarını sürdürüyorlar. Bira Bir mayası gibi, küf mantar gibi, şapkalı mantar gibi, maya mantarı gibi mantar çeşitlerimiz var. Mantarlara baktığımız zaman bir kısmının ayrıştırıcı beslenme özelliğine sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıştırıcı saprofit ne demekti? Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürüyordu. Ayrıştırıcı man mantarlar da tabii ki enzimlerini hücre dışına gönderecekler. Bunlar dışarıdaki organik maddeyi inorganik maddeye çevirmiş olacaklar. Ekosistemlerde besin zincirleri oluştuğu zaman ayrıştırıcı canlılar besin zincirlerinin her yerinde görev yapar. Çünkü zincirdeki her canlı ölebilir. Ölenleri de kim parçalayacak? Ayrıştırıcı. Ayrıştırıcıların da en güzel örneklerinden biri mantarlarmış. Doğadaki madde döngülerinde rol oynadığından ekosistemlerin devamlılığı için tabii ki her canlı çok önemli. Mantarlar da çok 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 önemlidir. Bazı mantar türleri de karşılıklı yarar ilişkisine bazı canlılarla girebiliyor. Mesela bitkilerle bazı alplerle mantarlar bir arada yaşayabiliyorlar. Bitkiler ve alpler besin üretebildikleri için mantara besin veriyorlar. Mantarlar da tutunma ortamı ve su ihtiyacını karşılıyor. Bitkilerin likenleri oluşturuyor. İkisi bir arada yaşadığında aslında liken diye bir canlı türü yok. Mantarların ve alplerin bir arada yaşaması sonucunda oluşan bir yapıdan bahsediyoruz gençler. Mantarların bir kısmı da parazit olarak yaşayabiliyor. İşte genital bölge mantarları bazen ayak parmaklarının arasında mantarlar oluşuyor ya. Onlar mantarlar alemine dahil canlıların özellikle parazit olanların oralarda çoğalması sonucunda meydana geliyor. Bazı mantarlar hastalıklara tabii ki neden olabiliyor ama bazılarını da besin olarak tüketebiliyoruz. Besin olarak tükettiklerimize çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor. Normalde işte gıda zehirlenmeleri çok ciddi değilse işte kusulur, serum takılır gibi şeyler yapılarak tedavi edilebilir. Ama mantarların bazılarının aşırı kuvvetli zehirleri var. Yedikten birkaç saat sonra iç organların iflas etmesine neden oluyor. Ya ben mantardan çok iyi anlarım falanca yere gittim bu mantar zehirsizdir deyip kendi kafamıza göre mantar asla tüketmememiz gerekiyor. Bu işin uzmanları tarafından zehirsiz olduğu kesin olarak bilinen mantarları tüketmemiz gerekiyor. Maya mantarları hariç yani tek hücreli mantarlar hariç mantarlarda hif adı verilen uzantılar bulunur gençler. Bir daha söylüyorum hifi duyduğunda mantarlardan bahsediyoruz. Tek hücrelerde tabii ki olmayacak ama çok hücreli canlılarda, çok hücreli mantarlarda hifler yani uzantılar bulunacak. Hatta bu hifler bir araya geldiği zaman da miselyum adı verilen yapıların oluşmasını sağlıyorlar. Miselyumlar ne işe yararlar? Mantarların ortama tutunmasında, yayılmasında, beslenmesinde etki gösterirler. Mantarlarda genellikle eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği bir üreme şekli söz konusu oluyor. Bazı mantarlarda bu üreme sırasında da spor adı verilen hücreler oluşturuluyor. Spor ne demek? bu bir tane üreme hücresi oluşturmuş, etrafını dayanıklı bir örtüyle kaplamış bu sporları etrafa yayıyor. Sonra bu spor dediğimiz hücreler uygun koşullar oluştuğunda yeni mantarı meydana getiriyorlar. Özellikle bazen mesela ormanlık alanda insanlar yürüyüşe çıkar, ağacın dibine bakar, hiçbir şey yok. Ertesi gün bir gittiğinde ağacın dibinde bir sürü mantarın olduğunu görürler. Özellikle yağmur yağdıktan sonra bu mantar sayısında artış söz konusu olur biz bir önceki gittiğimizde ağacın dibini boş görmüştük ama aslında orası boş değildi. Orada mantarların sporları vardı. Genellikle yağmur yağmasıyla birlikte uygun koşullar oldu. Ertesi gün bir gittik bir sürü mantar olmuş. Mantar gibi sen de aniden yerden bitti lafı mesela oradan gelir gençler. Mantarların bazılarında da tomurcuklanma dediğimiz eşeğsiz üreme söz konusu oluyor. Tomurcuklanma ne demek? Ana canlıda bir tane çıkıntı meydana geliyor. Mitozla oluştuğu için tabii ki genetik çeşitlilik söz konusu olmuyor. Genetik çeşitliliğin yaşanmadığı tomurcuklanmada özellikle bir mayası gibi mantarlarda söz konusudur gençler. Mantarlara baktığımız zaman buradan pek çok hastalığın tedavisinde ilaç eldesi de söz konusu oluyor. Elde edilen mantarlardan etken maddeler var. Bakteriyel hastalıkların tedavisinde bu mantarlardan elde edilen e, ilaçlar kullanılabiliyor özellikle antibiyotik üretiminde günümüzde biliyorsunuz ki maalesef biyolojik savaşlar da söz konusu. Biyolojik savaşların yapılabilmesi için de biyolojik silahların üretilmesi lazım. Bazı mantarlardan elde edilen ürünler de biyolojik silah yapımında kullanılabiliyor. Tabii ki biz buna tamamıyla karşıyız. Bazı mantarlar da fermantasyon yapabiliyorlar. Mesela aslında maya mantarı dediğimiz hamurun mayalanmasını sağlayan bir mantar türü var. Hamuru yoğurduk, içerisine maya kattık. Aslında oraya işte fermantasyon yapabilen bir mantar türü bırakmış olduk. Burada fermentasyon dediğimiz bir tepkime gerçekleşiyor. Mantarlar karbondioksit gazı çıkartıyorlar. Sen bir süre sonra gidip hamurun şiştiğini görüyorsun ya. Aslında içerideki maya mantarlarının çıkarttığı karbondioksit hava deliklerinin oluşmasına, hava boşluklarının oluşmasına neden oluyor. Hamurun kabarmasına sebebiyet veriyor. Yine gıda, deterjan, ilaç sanayinde peynir, alkol, antibiyotik ve ekmek yapımında da kullanılıyor. Antibiyotik eldesi de yine mantarlardan elde edilir. Unutma antibiyotik hastalık yapıcı bakterileri öldüren bir ilaç türüdür. Geldim buradan da hayvanlar alemi dediğimiz aleme son alemden bahsettiğimize göre en gelişmiş yapılı canlılar bu alemin içerisinde yer alacak. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman hücresel yapı bakımından tabii ki bunlar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Hiç tek hücreli tanıdığımız bir hayvan türümüz yok. Hayvanlar alemindeki canlıların tamamı çok hücrelidir. Genellikle aktif yer değiştirme hareketi yapabiliriz yapacaklar niye başına genellikleyi koydum çünkü yer değiştirmeyen bulunduğu ortamda sabit olarak kalan bizim bir hayvan grubumuzda var özellikle hayvanlar aleminin en gelişmemiş yapılı omurgasız hayvanlarının süngerler grubunda aktif yer değiştirme hareketi yok yıldız 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 hayvanlar alemindeki canlıların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahiptir yani bunlar besinlerini doğadan hazır olarak alan canlılar Yine kendimiz üzerinden de düşünebiliriz. Hayvanlar aleminde büyüme sınırlıdır. Belli bir yaştan, belli bir zamandan sonra büyüme söz konusu olmuyor. Nasıl ki bizim belli bir yaştan sonra boyumuz uzamıyorsa bu tüm hayvanlar için geçerlidir. Kedi de belli bir büyüklüğe gelecek, köpek de belli bir büyüklüğe gelecek, solucan da belli bir büyüklüğe gelecek. Hayatı devam ediyorken boyu uzamaya devam etmeyecek gençler. Hayvanlar alemindeki canlılara baktığımızda tabii ki çok çok büyük bir kısmında eşeyli üreme söz konusu oluyor. Ama bazı hayvan türlerinde eşeysiz üreme dediğimiz üreme de söz konusu olacak. Sünger, sölenter gibi omurgasız hayvanlarda özellikle. Omurgalı hayvanlar tabii ki omurgasız hayvanlara göre daha gelişmiş canlılardır. Buradan omurgasız hayvanlara geliyorum. Ama omurgasız hayvanlara gelmeden önce size bir kodlama vermek istiyorum. Hayvanlar aleminde yer alan canlıları kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bizim bir omurgasız hayvanlar dediğimiz hayvanlarımız olacak. Bir de omurgalı hayvanlar dediğimiz hayvanlardan bahsedeceğiz. Omurgasız hayvanları nasıl kodlayacağız? Seda, sayan, sosis, yedi şeklinde kodlayacağız gençler. Omurgasız hayvanlarımızdan birincisi süngerler olacak. ikincisi sölen terler olacak. Üçüncüsü solucanlar dediğimiz grup olacak. Sonra arkasından yumuşakçalar gelecek. Yumuşakçaların arkasından eklem bacaklılar gelecek. Eklem bacaklılardan sonra da derisi dikenliler dediğimiz gruptan bahsedeceğiz. Seda sayan sosis yedi şeklinde kodluyoruz. Omurgalılara baktığımız zamanda balıklar var. İki yaşamlılar dediğimiz amfibiyalar dediğimiz grubumuz var. Arkasından sürüngenler gelecek sürüngenlerin arkasından kuşlar gelecek. Kuşların arkasından da memeliler dediğimiz grup gelecek. Onu da biz krem şeklinde kodlamak söz konusu olabiliyor diyeyim gençler. Her zaman nereden nereye doğru yazıyoruz? Gelişmemişten gelişmişe doğru yazmış oluyoruz. Omurgasız hayvanlarla omurgalı hayvanları kendi içerisinde kıyas yapacak olursak omurgasız dediğime göre demek ki bunların sırtında omurga adı verilen bir yapıları yok. Ama omurgalılarda o bizim yatak reklamlarında gördüğümüz S şeklindeki omurga yapısı var. Ana sinir şeridi dediğimiz sinir şeridi bizim omuriliğimiz omurgamızın içerisinden geçiyor. Omurgasızlarda ana sinir şeridi ise karın kısmında bulunuyor gençler. Sistemlere sahip olmayan gelişmiş sistemlere olmayan hayvanlarımızda var. Bunun haricinde mesela omurgalı hayvanların tamamında iç iskelet söz konusu oluyor. Omurgasızlarda iç iskeleti olan da var, dış iskeleti olan da var, iskeleti bulunmayan da var. Omurgalıların tamamında boşaltım yapılsın diye böbrekler var. Ama omurgasızlarda tabii ki boşaltım yapılır canlıların ortak özelliklerinden bir tanesidir. Ama böbreklerle bu iş gerçekleşmiyor. Yani böbrek denilen bir organdan bahsedemiyoruz omurgalıların tamamında kapalı dolaşım denilen dolaşım vardır. Yani atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damar olunca kapalı dolaşım diyoruz. Omurgalıların tamamında kapalı dolaşım var. Omurgasızlarda açık dolaşımı olan da var, kapalı dolaşımı olan da var. Baktığım zaman omurgasız canlıların çok fazla çeşidinin olduğunu görüyorum. O yüzden çok farklı farklı özelliklere sahip olabiliyorlar. O nedenle de omurgasızlarda çeşitlilik çok 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 fazla. Hayvanlar aleminin en büyük grubu omurgasızlardır. Omurgasızların da en kalabalık grubu eklem bacaklılar dediğimiz gruptur gençler. Hazır yeri gelmişken şuradan da yine bir hatırlatma yapayım. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamamış mıydık? Şurası alem şube sınıf takım a ile cins tür şeklinde ilerlemiş oluyordu. O zaman hayvanlar alemi omurgasızlar şubesi omurgalılar şubesi şeklinde oluyor. Şunların her biri de nedir gençler? Sınıftır. Yani memeli olmak sınıftır. Yumuşakçı olmak sınıf özelliğidir. Sadece hayvanlar aleminde bunu veriyoruz. Hayvanlar alemi iki şubeye ayrılır. Omurgasız hayvanlar şubesi, omurgalı hayvanlar şubesi. Omurgasızlar altı sınıfa ayrılır. Omurgalılar 5 sınıfa ayrılır diyeyim. Buradan da hemen anlatım umumuza geri dönüyorum. Omurgasız hayvanlar hayvanlar aleminin nesiymiş gençler en geniş grubunu oluşturuyormuş. Omurga adı verilen sırt kısımda bir kemik şeridi yok. Sinir şeritleri tabii ki olabiliyor. Olanların sırtında değil hangi kısımlarında olacak karın bölgelerinde bulunacak. Bunlar çok fazla çeşitliliğe sahip bazılarında dış iskelet var bazılarında iç iskelet var bazıları suda yaşıyor bazıları karada yaşıyor. Genellikle de açık kan dolaşımına sahipler ama kapalı kan dolaşımı olan türleri de var. Kıkırdak ve kemikten yapılı iç iskeletleri söz konusu olmuyor. Bunun haricinde omurgasız hayvanlar seda, sayan, sosis, yedi şeklinde kodlanmıştı. Süngerler, sölenterler, solucanlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler tabii ki omurgasız hayvanlar grubuna dahil olacak. Süngerlerle başlıyorum. Süngerler tabii ki çoğunlukla denizlerde yaşayacaklar. Zemine bağlı olarak yaşayacaklar. He, yıldızat. Aktif hareket genellikle hayvanlarda vardır dedik ya. Süngerler mesela aktif hareket edemiyorlar. Zemine bağlı sabit yaşayan hayvanlardan bahsediyoruz. En basit hayvandır. Gelişmiş sistemleri bulunmuyor. Vücutları torba, kadeh veya boya şey vazo şeklinde olabiliyor. Bunları da madde alışverişinin gerçekleştiği vücutlarında açıklıklar var. Bu açıklıklara da por ismini veriyoruz. Ne yapıyor? Bu açıklıklardan su giriyor. Suyla birlikte besinler de giriyor. Alıyorlar. Atıklıklarını da yine bu açıklıklardan dışarıya vermiş oluyorlar. Vücut hücreleri arasında gaz alışverişi, besin alımı, atıkların uzaklaştırılması sağlanmış oluyor. Süngerlere baktığımız zaman bunlar suyla birlikte kimi yakalayacaklar? Tabii ki suda bulunan mikroskobik organizmaları yakalayacaklar. Böylelikle içeride hücre içi sindirim yapıp besin ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. Eşeyli veya eşeysiz yolla çoğalabiliyorlar. Yani süngerlerden de bir parça koptuğu zaman yeni süngerler eşeysiz üremeyle meydana gelebiliyor. Ama çoğunda her mafroditlik söz konusu. Her mafroditlik ne demek? Aynı birey hem erkek üreme sistemine hem dişi üreme sistemine sahipse hem polen oluşturup hem yumurta üretebiliyorsa o canlıya hermafrodit diyoruz. Süngerlerde de hermafroditlik söz konusu olabiliyor. Dedim ya kendisinden bir parça kopunca oradan yeni bir sünger meydana gelebiliyor diye. Bu kendini yenileme anlamına gelir gençler. Çok küçük parçalara kesilseler bile her bir parçadan yeni bir sünger meydana gelebiliyor. Bu da çok kısa sürede birey sayılarını arttırmaları anlamına geliyor. Süngerlere baktığımız zaman evde kullandığımız bulaşık süngerleri tabii ki aslında gerçek olan hayvan olan süngerler değil. Gerçek süngerler örnek alınarak bunların fabrikasyon versiyonları diyeyim gençler. Ama aktarlara gittiğimiz zaman böyle pofuduk pofuduk alınan süngerler hayvan olan süngerlerdir. Ev temizliğinde, vücut temizliğinde gerçek süngerler kullanılabilir diyeyim. Buradan da diğer bir grubuma geçiyorum. Süngerlerden sonra kim geliyordu? terler dediğimiz canlılar geliyordu. En güzel ve en çok karşımıza çıkan örnekleri hidra, deniz anası, deniz şakayı ve mercanlardır. Süngerlerden daha gelişmiş organizasyona sahip canlılar. Hayvanlar alemi içerisinde sinir sistemine sahip olmayan tek grup süngerlerdir. Sölenterlerden itibaren sinirlerden bahsedebiliyoruz. Sinir doku oluşumundan bahsedebiliyoruz. Çok çok önemlidir. Yıldız, yıldız, yıldız. Bunlarda sinir sistemi yok süngerlerde. Geldim sölenterlere. Sölenterlere de baktığımız zaman bunların denizin okyanusun dibinde sabit duran, hareket etmeyen, daha doğrusu aktif hareket etmeyen türleri var. Bunun haricinde deniz anası gibi serbest yüzücü formları da var. Mercanlar, hidralar ve deniz çakayığı sabit form örnek. Deniz analarına baktığımız zaman ise onlar yüzücü sölenterlere örnek oluyor. Doku düzeyinde bir organizasyon gösteriyor sölenterler yani sisteme gidilememiş. Hücreler bir araya geldiği zaman neleri meydana getiriyordu? Dokuları, dokular bir araya geldiği zaman sistemleri, sistemler de bir araya geldiği zaman organizmayı gö meydana getiriyordu. Bunlarda sistemleşme yok, ama doku oluşumu söz konusu. Kas ve sinir dokuları meydana gelmiş üreme organları tabii ki bulunacak. Solunum ve boşaltım sistemleri yok, atıklarını düfüzyon yoluyla her hücreden atarak gerçekleştiriyorlar. Hayvanlar alemin de sinir hücrelerine yıldız 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 ilk kez sölenterlerde rastlanır gençler. Sölenterlerde hocam madde alışverişi nasıl olacak? Vücut yüzeyinden gerçekleşecek. Bazıları avcılardan korunmak, avlanmak, kendi türleriyle veya diğer türlerle ilişki kurmak için çoğunlukla su tarafından daha az soğurulan mavi renkli bir ışık çıkartabilecek. Sölenterlerin çıkarttığı bu mavi ışık biolüminesans olarak isimlendiriliyor. Bazılarında ışık saçma söz konusu oluyor. Eşeyli ve eşeysiz üremenin birbirini takip ettiği bir üreme döngüleri var. Bazılarında da tomurcuklanmayla eşeysiz üreme meydana geliyor. Tomurcuklanma ne demek? Ana canlının vücudunda bir çıkıntı çıkıyor. Genellikle hidra da oluyor bu. Mantarlarda anlatmıştım ya. Tomurcuklanma sonucunda yeni bir hidra bir süre sonra hop şurada meydana geliyor. Bazı sölenter türleri diğer canlılarla birlikte karşılıklı olarak yarar ilişkisine de girebiliyor. Mesela şuradaki balığı görüyorsun. Şu deniz anemonu da bir sölenter türüdür. Balık geliyor bunların arasına giriyor. Gelip sölenteri bir yemek istediği zaman buradaki balıkları görünce yemekten vazgeçiyor. Bu araya saklandığı zaman da bu balığı yemek isteyenler balığı bulamıyor. O yüzden ikisi birbirine yarar sağlamış oluyor. Geldim solucanlara. Solucanların vücutları genellikle tabii ki yuvarlak, yassı şeklinde olacak. Bazılarında halkalar göreceğiz. Yani bölmelere ayrılmış olacaklar. Planaria tenya gibi yassı vücut yapısına sahip solucan türlerimiz var. Bunlarda tek açıklıklı sindirim sistemi bulunacak. Ne demek? ağız ve anüs farklılaşması yok. Yemeği yer, yediği yerle atığı attığı yer aynı. Henüz ağız ve anüs farklılaşması olmamış. Kimde? Plenerya ve tenyak gibi. Yassı solucanlarda. Yassı solucanlardan sonraki solucanlarda iki açıklıkla sindirim sistemi görülür derileri nemli olup deri solunumu yapacaklar boşaltım atıkları da amonyak gençler toprakta yaşayan ve suda serbest yaşayan türleri var bunun haricinde bazılarının parazit olduğunu da biliyoruz mesela insanların da bağırsaklarına yerleşebiliyorlar bağırsak solucanları dediğimiz solucan türleri doku ve organ farklılaşması görülen ilk omurgasız canlı grubu tabii ki solucanlar olacak bunun haricinde bakacak olursak diğer kısımlara. Bağırsak solucanı, kıl kurdu gibi yuvarlak solucan türlerinde ilk kez ağız ve anüs farklılaşması olacak. İki açıklıklı sindirim sistemi söz konusu olacak gençler. Hatta şuradan size göstereyim. Solucanları <laughs> kendi içerisinde üçe ayıracağız. Bir yassı solucanlarımız var. Bir yuvarlak solucan dediğimiz solucanlarımız var. Bir de halkalı solucan dediğimiz solucanlarımız var. Yassı solucanlarla tek açıklıklı sindirim sistemi, yuvarlak solucan, halkalı solucan, eklem bacaklı yumuşakça kalan grupların hepsinde çift açıklıklı sindirim sistemi yani ağız ve anüs farklılaşması olacak. Halkalı solucanlarda kanın damar içinde dolaştığı kapalı dolaşım söz konusu. Eşeyli olarak üremelerine rağmen bazı türlerinde rejenerasyon da söz konusu oluyor. Yani gidiyorsun solucanı kopartıyorsun. Kopan her bir parça kendini yeniliyor. Yenilenen her bir parçadan da yeni bir solucan türü meydana gelmiş oluyor her mafroditlik yine solucanlarda da gördüğümüz bir durum yani bazı solucanlar hem yumurta hem sperm üretimini gerçekleştirebiliyorlar halkalı solucanlar her mafrodit olsalar da kendi kendilerini dölleme özelliğine sahip değiller Buradan geçtim yumuşakçalara. Yumuşakçalara da baktığımız zaman yaşam alanlarının oldukça geniş olduğunu görüyoruz. Hem tatlı sularda, hem tuzlu sularda, hem karada yaşayabilen örnekleri var. Bu grup içerisinde büyüklük ve şekil bakımından birbirinden oldukça farklı canlı türleri bulunuyor. Kim mesela Ahtapot, sonra salyangoz, sonra midye bunların her biri birer yumuşakça örneğidir. Suda yaşıyorlarsa ne solunumu yapacaklar? Solungaç solunumu. Karada yaşayanlarda ise böyle kabukların altında genişlemiş bir solunum organı bulunacak. Solunum yüzeyi bulunacak. Bazı yumuşakçalarda mesela salyangozda kalsiyum karbonattan yapılmış bir kabukta bulunacak gençler. Yumuşakçalara da baktığımız zaman omurga hayvanların en büyük grubu eklembacaklılar dedik ya. Eklem bacaklılardan sonra en çok örneğe sahip olan grup yumuşakçalardır. Yumuşakçalara baktığımız zaman çok büyük bir kısmında tabii ki açık dolaşım görülecek. Ama kapalı dolaşımı ise buradaki ahtapotta kalamarda görebiliyoruz. Yumuşakçalar eşeyli olarak çoğalacaklar. Birçok salyangoz türü de yine hermafrodit yani hem erkek üreme sistemine hem dişi üreme sistemine sahip oluyorlar. Ahtapot, mürekkep balığı, salyangoz, istiridye, midye dediğimiz canlılar yumuşakçalara dahil olacak. Yumuşakçılara baktığımız zaman bunların inci üreten sedef takı süs eşyası yapımında kullanılan türleri var. Tabii ki canlının kendini korumak için gerçekleştirdiği bir adaptasyon aslında inci üretmek. İstiridyenin içerisine bir toz tanesi düşüyor. Bu toz tanesinden zarar görmesin diye bu toz tanesinin etrafını kendi ürettiği bir salgıyla çevrelemeye başlıyor. Çevreliyor, çevreliyor, çevreliyor. O artık ona zarar vermeyecek. Kendi salgısından oluşan bir yapıya. ya. Bu midye oluyor. Midyeyi de biz gördüğümüz zaman ay inci oluyor özür dilerim. İnciyi de biz gördüğümüz zaman aynı güzel takı olarak kullanalım diyoruz. Aslında hayvanın kendini korumak için ürettiği bir madde inci dediğimiz şey. Geldim omurgasızların en büyük grubu olan eklem bacaklılar grubuna. Eklem bacaklılara baktığımız zaman bunların karasal hayata oldukça uyum sağlamış canlılar olduğunu görüyoruz. Dünya üzerinde en geniş alanlara yayılabilen tür bu tür. Eklem bacaklılarda dış iskelet söz konusu. Dış iskeletleri de kitinden yapılmış durumda. Yani böceklere böyle bir basıldığında çatır sesi geliyor ya o dış iskeletlerindeki kitinin sesi gençler. Hemen altındaki iç organları tabii ki bu dış iskelet korumuş olacak. Dış iskelet esnek olmadığından büyümeyi sınırlandırıyor. O yüzden bir süre sonra bunlarda dış iskeletin değişimi söz konusu olabiliyor. Başkalaşım dediğimiz olayda eklem bacaklılarda görülen bir durumdur gençler. Eklem bacaklılar başkalaşım metamorfoz geçirirler. Mesela tırtılın kelebeğe dönüşümü eklem bacaklılarda görülen metamorfoza örnektir. Eklem bacakların hareket organları yürüme, yüzme, sıçrama, zıplama, uçma, yakalama, kazma, delme gibi değişik işlevleri gerçekleştiriyor. Etçil, otçul, hepçil beslenme özelliklerine sahip türleri de karşımızda görüyoruz. Oldukça büyük bir grup olduğu için çok fazla derecede çeşit var burada. Beslenme tiplerine göre ağız yapıları farklılaşabiliyor. Kesmeye, delmeye, çiğnemeye, yalamaya veya emmeye uygun hale gelebiliyor. Solunuma baktığımız zaman suda yaşayanlarda solungaç solunumu görülüyor. Karada yaşayanlarda da trake solunumu dediğimiz bir solunum var. Bazılarında bu trake dediğimiz borular kitap yaprağı gibi şekil alıyorlar. Onlarda da kitapsa akciğerden bahsedebiliyoruz ama gerçek akciğer değil. Yani trake borularının böyle şekil değiştirmesiyle ee, akciğere benzer solunum organı olduğu için benzetme olsun diye kitapsa akciğer demişler. Dolaşım sıvılarında gaz taşınmasına görev alan tabii ki pigmentleri bulunmuyor. Kanat hayvanlar alemi içerisinde ilk defa da eklem bacaklılardan böceklerde görülüyor gençler. Arı, karınca, çekirge bunların hepsi birer eklem bacaklıdır. Eklem bacakları da kendi içerisine farklı gruplara ayırabiliyoruz. Mesela örümcekkiller, böcekler, çok ayaklılar, kabuklular gibi. Böceklere bakacak olursak genel özellikleri böceklerde 3 çift bacak bulunur. Yani 6 tane bacaktan bahsediyoruz. Genellikle de 2 çift kanat yapısı bulunuyor. Örümcek, akrep, kene gibi eklem bacaklılarda ise 4 çift bacak bulunuyor. Eklem bacaklılar açık dolaşım sistemine sahipler. Yani atar damarla toplar damarı birbirine bağlayan kılcal damarları yok. Bunların boşaltım atıkları da ürik asit şeklinde oluyor. Eklem bacaklılarda çoğunlukla eşeyli üreme söz konusu ayrı eşeyli bu canlılar. Her mafrodit olan türleri de tabii ki bulunabiliyor. Eklem bacaklı örneklerinden olan karıncalar, arılar koloni oluşturuyorlar. Bir arada yaşıyorlar. Yengeç, karides, ıstakoz, akrep, kene, örümcek, çekirge, kelebek, sinek, arı, kırkayak, çiyan bunların hepsi birer eklem bacaklıdır gençler geldim derisi dikenlilere yani omurgasızların en geliş grubundan bahsediyoruz. Canlıları dış görünüşüne göre isimlendirmiyoruz, gruplandırmıyoruz. Yani tutarda bir arıyla işte deniz yıldızını kıyas yaparsan arı daha gelişmiş gibi gelebilir sana ama değil. Arı eklem bacaklı, deniz yıldızı ise derisi dikenli. Pek çok özelliğine bakarak gruplandırma yapılıyor. Canlıların dış görünüşlerine bakarak asla gruplandırma yapmıyoruz. Tümü denizlerde ve okyanuslarda yaşıyor. Derisi dikenlilerin deniz ve okyanuslarda yaşadıklarına göre tabii ki ne solunumu yapacak bunlar? Solungaç solunumu dediğimiz solunumu gerçekleştirecekler. Bu canlılarda açık dolaşım sistemi kimi gözlenecek iç iskeletleri söz konusu oluyor. Ama bizim gibi işte kıkırdaktan kemikten yapılı bir iç iskeletten bahsetmiyoruz. Daha basit kalsiyum yapılı bir iç iskelet söz konusu oluyor. Eşeyli veya eşeysiz üreye biliyorlar. Mesela deniz yıldızını götürüyorsun kesiyorsun kopan her bir parça kendini yeniliyor. Yani eşeysiz üreme yaparak birey sayısını arttırmış oluyor. Dış döllenme dediğimiz döllenme söz konusu. Deniz yıldızının her bir parçasını yenileyerek yeni bir deniz yıldızının oluşması da tabii ki rejenerasyonla üreme anlamına gelecek gençler deniz Derisi dikenlilerde solunum, solungaç veya tüp ayaklarla yapılır. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz hıyarı, deniz lalesi de derisi dikenlilere örnek oluyor. Buradan hemen sorularıma geçiyorum. Omurga hayvanları bitiriyorum. Hayvanlar aleminde yer alan canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Heterotrof beslenirler. Evet hayvanlar alemindeki canlıların tamamında heterotrof beslenme söz konusu oluyor. Genellikle aktif yer değiştirirleri kabul ediyorum. Tümü aktif yer değiştirir deseydi daha oradan diyecektim. Süngerler aktif yer değiştirmiyor ki. Sölenterlerin bazıları sabit ki diyecektim ama genellikle dediği için kabul ediyorum. Ökaryot hücre yapısına sahip koskoca hayvanlar alemi en gelişmiş alem tabii ki ökaryot. Hepsinin de çok hücreli olduğunu söyledik. Sinir şeritlerinin geçtiği bölgelere göre şubelere ayrılıyorlar. Evet sinir şeridi sırt tarafında olanlara omurgalı hayvanlar, karın tarafında olanlara omurgasız hayvanlar dedik. Tamamı sistem düzeyinde organizasyona sahiptir. Hadi oradan. Süngerlerde sistem yok. Sölenterlerde sistem yok ki. Devam ettim mantar sorumla. Mantarlarda özelliklerinden hangileri görülebilir? Mantarlar alemindeki canlıların hücre duvarı var. Ne yapılıydı? Kitin yapılıydı. Gençler tabii ki bunu aldım. Mantarlar alemindeki canlıların depo karbonhidratı glikojendi. Tabii ki bunu da aldım. Ototrof beslenme hoca yıldız 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 dedi. Mantarlar böyle topraktan çıkıyor. Aktif yer değiştirmiyorlar diye seni kandırmasın mantarların tamamı heterotrof beslenme özelliğine sahip besinini dışarıdan hazır olarak alıyor. E mantarların bazıları ayrıştırıcı bazıları parazit organik atıkları ayrıştıran saprofit mantar türlerimizde var. Hangileri görülebilir dediği için cevabımız 1, 2 ve 4 şeklinde olduk. Diğer bir soruma da bakıyorum. Bir hayvanın aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması omurgasız olduğunu kanıtlamaz. Doku sistem görülmemesi diyorsa hayvanlar aleminde omurgalı hayvanların tamamında tabii ki doku oluşumu söz konusu. Omurgasızların bir kısmında söz konusu değil. Doku ve sistem görülmemesi bu onun omurgasız olduğunu gösterir ya sünger ya söylentermiş. Sinir şeridinin karında bulundurması kesin omurgasızdan bahsediyoruz. Omurgalıların tamamında sırt kısmındaydı. Var olan iç iskeletinin kemik ve kıkırdaktan oluşmaması... Omurgalıların tamamında kemik ve kıkırdaktan hatta bazısında kıkırdaktan sadece yapılı iç iskelet var. Bu da yine omurgasız olduğunu gösterir. Açık dolaşım Omurgasızların bazı türlerinde görülüyor. Omurgalıların tamamında kapalı dolaşım var. Heterotrof beslenmesi ne bileyim ben. Hayvanlar aleminin omurgasızları da omurgalıları da yani tamamı heterotrof besleniyor. Yani bu bir kanıt değil. Gençler iki tarafta da ortak olarak görüyoruz. Hemen geldim diğer bir soruma. Omurgasız hayvanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlı gruplarında kesinlikle ortaktır? Trake solunumu yapma bir kere eklem bacaklılarda görülüyor. Hepsinde ortak değil. Kapalı dolaşım bulundurma dediğimiz zaman bazı yumuşakçalarda var, bazı eklem bacaklılarda var. Tümünde ortak değil. Sadece eşeğili üreme dediğimiz zaman bazılarında eşeğsiz üreme de söz konusu oluyor. Tümünde ortak değil. Çok hücreli ve ökaryot olma dediği zaman he, tüm omurgasızlarda ortaktır. Tüm hayvanlarda hatta ortaktır. Dış iskelet bulundurma dediğimiz zaman da mesela derisi dikenlerde iç iskelet vardı. Tüm omurgasızlarda dış iskelet bulunmuyor ki diyeceğiz. Geldim bir soruya daha. Omurgasız hayvanlarda özelliklerini gösteren canlılar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Kapalı dolaşımın ilk kez görüldüğü canlıdan bahsediyorsak yumuşakçalarda söz konusu oluyordu kapalı dolaşım. Do toprak solucanında da yine kapalı dolaşımdan bahsedebiliyorduk gençler. O zaman ilk görüldüğü canlı tabii ki toprak solucanı olacak cevabı bulmuş olduk. Ama şöyle bir bakalım. İki açıklıklı sindirim sisteminin ilk kez görüldüğü canlı yassı solucanlar değil, ortadaki yuvarlak solucan dediğimiz kısımdı yani kıl kurdunu verebiliriz. Sinir hücrelerinin ilk kez görüldüğü grupta sölenterlerden hidra dediğimiz canlıydı. O zaman bunu da alabiliriz. Cevabımızın A'ya düştüğü daha ilk seçenekten zaten belliydi. Hemen diğer bir soruma ve son sorum olan soruma geçiyorum. Eklem bacaklılarla ilgili verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır? Eklem bacaklar böcekler aklımıza gelebilir. Boşaltım atıklarının ürik asit olduğunu söylemiştik. Vücutları kitinden yapılmış dış iskeletle kaplı olduğunu söylemiştik. Çizgili kasları tabii ki bunların vardı. Bazılarında tabii ki başkalaşım, metamorfoz görülebiliyordu. Tümünde kanat oluşumu vardır kabul edemeyiz gençler. Eklem bacaklılardan kanatları olmayan pek çok canlı türümüz var. Hemen konumu özetliyorum bitiriyoruz. Mantarlara baktım. Tek hücreli olanları da var, çok hücreli olanları da var. Tamamı ökaryottur dedik. Çok önemli dedik. Heterotrof beslenecekler. Kitin yapılı hücre duvarları bulunacak. Eşeyli veya eşeysiz çoğalabilen türleri var. Tek hücreli mantarlar dışında hif oluşumunu duydun mu yapıştırıyorsun mantarlardan bahsediyordur. Hifler bir araya geldiğinde de miselyumları meydana getiriyordu. Ayrıştırıcı veya parazit olan türleri vardı. Ayrıştırıcılar madde döngüleri için çok çok önemliydi. Hayvanların tamamı çok hücreli, hayvanların tamamı ökaryot, hayvanların tamamı tabii ki heterotrof beslenme özelliğine sahip hücre duvarını hayvanlar aleminde hiç ağzımıza almadık. Hayvanlar alemindeki canlıların hücre zarının dışında hücre duvarı diye bir şey yok. Bir tabii ki eşeyli üreme söz konusu oluyor ama eşeysiz üreme yapan tabii ki hayvan türleri de var. Genellikle aktif yer değiştirebildiklerini söyledik ama bugünkü gördüğümüz süngerler ve sölenterlerde aktif yer değiştirme yoktu. Kendi içerisinde çok önemli omurgalı ve omurgasız hayvanlar olmak üzere ikiye ayırdık. Omurgasız hayvanlarda iç iskelet kemik ve kıkırdaktan yapılı olarak bulunmuyordu. Çok büyük bir kısmında açık dolaşım vardı. Arada kapalı dolaşıma sahip olanlar da vardı. Bir kısmı sularda bir kısmı karada yaşıyordu. Eşeyli üreme yapılabilirken tomurcuklanma veya rejenerasyonlu üreme gibi eşeysiz üreme çeşitleri de söz konusu olabiliyordu. Süngerler, sölenterler, solucanlar, Canlar, yumuşakçalar, eklem bacaklılar ve derisi dikenliler olarak gruplandırabiliyorduk. Seda sayan sosis yedi şeklinde kodladık. Süngerlerde por adı verilen açıklıklar bulunuyordu. En basit yapılı hayvanlardı. sinir sistemleri yoktu. Sinir sistemine ilk kez kimde rastlıyorduk? Sölen terlerde. Solucanları yassı, yuvarlak ve halkalı solucanlar olarak 3'e ayırdık. Halkalı solucanlarda kapalı dolaşım görülüyordu. Yuvarlak solucanlardan itibaren de iki açıklıklı sindirim sistemi vardı. Yani ağız ve anüs farklılaşması söz konusu oluyordu. Yumuşakçalar çok geniş bir gruptu. Eklem bacaklılardan sonra en büyük grubu meydana getiriyordu. Tatlı sularda, tuzlu sularda, karada yaşayan pek çok türü vardı. Eklem bacaklılar kitinden yapılmış dış iskeleti var. Metamorfoz dediğimiz başkalaşım bu grupta görülüyordu. İlk defa kanat oluşumu böceklerde görülüyordu. Trake, solungaç veya kitapsak ciğer dediğimiz trakenin bir çeşidiyle solunum yapabiliyorlardı. Derisi dikenlilerde basit yapılı bir iç iskelet bulunacak. Rejenerasyon yetenekleri de tabii ki yüksek olacaktı bu canlı grubunun gençler. Böylelikle mantarlar alemini ve omurgasız hayvanları tabii ki bitirmiş olduk. Hemen buradan ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum gençler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde de omurgalı hayvanları ve virüsleri anlatacağım. Görüşmek üzere.